Merhaba, ben Cemre Sıla Atılgan. Ford Otosan'ın başarısının ardında gizli kahramanları tanımak ister misiniz? O zaman gelin hem iş hem de günlük hayatlarında neler yaptıklarını birlikte öğrenelim. Merhabalar Burak Bey, merhaba ben podcast serimizin 3. yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinleyicilerimizin sizi daha yakından tanıyabilmesi için kısaca kendinizden bizlere bahseder misiniz? Ben Burak Gökçelik. İki ismim daha var ama onları söyleyeceğim. Evliyim. Bir oğlum var. Eşim bale sanatçısı. Oğlum da annesine biraz daha yakın olduğu müzik production ve sound engineering okudu. Dolayısıyla engineering kısmı var bana biraz yakın ama daha çok sanatsal, annesine yakın. Bir tane kedimiz var diyeceğim ama kedi bize müsaade ediyor evde yaşamamıza, öyle diyelim, kiradayız. Ne güzel, oğlunuz her ikinizden de bir şeyler almış. Evet. Dengeledi biraz diyorum ama daha çok annesine yakın. Öyle görünüyor şu anda. Ne güzel. Mühendis olmaya nasıl karar verdiniz? Nasıl bir yolculuktu sizin için mesleki kariyer planlarınız? Aslında ben mühendis olmayacaktım, itiraf ediyorum. O zamanlar ilk tercih olarak ablam doktor olduğu için illa doktor yaz demişlerdi. Daha sonraki seçeneklerde mühendislik yazmıştım. Birkaç puanla tıbbı kaçırdım. Belki de iyi oldu. Çok sevdiğim bir mesleğe kavuşmuş oldum. Ben daha sonra Almanya'ya gittim. Almanya'da üniversite okudum. Nasıl bir öğrenciydim? Amiyane tabiriyle inek derler belki ama 5 üzerinden Alman sistemine göre 1.75 ile mezun oldum ama o kadar inek değildim. Biraz daha fazla sosyaldim. Oradaki Türkiye'li Öğrenciler Derneği'nin başkanlığını yaptım. Aynı zamanda üniversite senatosunda yabancı öğrenciler temsilcisi olarak çalıştım. Kendim basket oynadım. Oynadığım takımın kadın basket takımında çalıştırdım. Dolayısıyla epey faal, sosyal bir hayatı olan ama akademik olarak da başarılı olan bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. Hatta mezun etmemek için yanında çalıştığım doktorasını yapan hocam uzattıkça uzattı. Bana işleri laboratuvarda epey iş verdi. Gitmeme için de tezimi uzatmıştı açıkçası. Biraz o yüzden uzadı benim mezuniyetim. Bazen bilemiyoruz. İlk başta bir tercih yaptığımızı sanıyoruz ama aslında o anda karşımıza çok başka bir şey çıkıyor. Sizin için de sanırım mühendislik öyle olmuş ama çok güzel bir yere gelmiş. Evet ama yani ilk değil ama ikinci tercih de vardı. Yani. Belki ikinci tercih de doğru tercih olmuş olan bir açıdan. Yani bu zamana kadar bu şekilde geldiğinize göre sanırım doğru bir tercih olmuş sizin için. Benim için yaratıcılık önemli. Mühendislik de zaten tam merkezinde yaratıcılığın. Dolayısıyla belki de beni mutlu eden kısmı o oldu. Ben de hep kendi öğrencilik hayatımda şeyi çok istemişimdir. Hem sosyal bir öğrenci olayım hem de başarılı olayım. Yani başarı derken tabii bireysel bir şey başarı. İnsanın kendini iyi hissetmesinden geçiyor. Sizin de öyle olduğunuzu duymak beni mutlu etti. Çünkü ikisinin dengesini kurmak bazen zor olabiliyor. Zor değil. Bence olması gereken o. Yani üniversitedeki dersler bize bir meslek kazandırıyor. Ama mesleğin ötesinde hayata hazırlanmak istiyorsak hayatın zorluklarına, değişkenliklerine mümkün olduğunca sosyal hayatımızda dengelememiz gerekiyor. Mümkün olduğunca onlardan da beslenmek gerekiyor. Tabii ki de ikisi birbirini besliyor. Evet. Birinde iyi olup diğerinde kötü olduğunuzda zaten diğerinde de iyi olmamış oluyorsunuz. Evet. Ford Otosan'daki kariyer yolculuğunuzdan bize biraz bahseder misiniz? Nasıl başladı, nasıl ilerledi? Bildiğim kadarıyla sadece Ar-Ge'de bir Ford Otosan yolculuğunuz yoktu. O süreci bize kısaca anlatır mısınız? Almanya'dan döndükten sonra Koçolnik üzerinden Arçelik, Otokar ve Ford Otosan'la görüştüm. Tercihimi o Ford Otosan'dan yana kullandım ama o zaman Otosan'dı tabii ismi. Herkes işte böyle yurt dışında okumuş insanlar Ar-Ge'de başlar diyor. Benim tercihim imalat oldu. Aslında ben imalatta başladım. O zamanlar metot mühendisi deniyordu. Pres metot mühendisi olarak başladım. Daha sonra kaynak atölyesine geçtim. Orada kaynak metot mühendisliği yaptım. Dolayısıyla imalatın değişik alanlarında proses hakkında bilgi sahibi olduktan sonra takım kalıba geçtim. Orada takım ve kalıp tasarlamaya başladım. Hatta tasarladığım kalıplar imalata geçti, imal edildi. Oradan parça çıktı. Oradan çıkan parçayı her sabah gider kaynak ve montaj atölyesinde yanında dururdum. Bu parçayı ben yaptım diye gururla seyrederdim. Arkadaşlara da hep aynı hikayeyi anlatıyorum, aslında söylüyorum. Yaratıcılık, bir şey yaratmak, bir şey ortaya koymak aslında beni en çok mutlu eden şey bu meslekte. Yeni başlayan senin gibi genç arkadaşlara da aynı şeyi söylüyorum. Önümüzdeki gelecekte yapacağınız işlerden mutlu olun. Yarattığınız işler sizin geleceğinizde, hayatınızda çok önemli roller oynayacak. Onunla mutlu olmak lazım. Daha sonra gövde mühendisliğini kurduk Otosan içinde. Ben o zaman tekrar demeyeyim Ar-Ge'ye geçmiş oldum. Ar-Ge'de gövde mühendisliğini kurduk. Tasarım stüdyosunu yeni şekillendirdik. İçine yeni tezgahlar, makineler aldık. Yetkinliklerimizi arttırdık. Yabancı ekipleri know-how'umuzu arttırmak için dahil ettik ekibimize. Onlarla yeni saç kabinli bir kamyon yaptık. Belki birazdan projelerde de bahsederiz onlardan. O projeyi Chief Engineer olarak tamamladım. Arkasından da madem tasarımı yaptın gel şimdi imalatını yap dediler. Eskişehir fabrikasına atandım. Orada fabrika müdürü olarak 5 yıl kaldım. Fabrikanın önemi benim için çok önemli. Eskişehir'de bulmak çok önemliydi. Oradaki ekiple birlikte çalışmak çok önemliydi. 5 yıl onlarla çalıştıktan sonra Danton'da, Londra'da mühendislik direktörü olarak atandım. Orada Ford Motor Company'de 3 yılda orada çalıştım mühendislik direktörü olarak. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Genel müdür yardımcısı, ürün geliştirme ve buradayım. Ya yeni başlayan biri olarak açıkçası şunu duymak çok güzel. Tek bir yolunuzun olmaması, çok farklı alanlarda, Otosan'ın farklı kanallarında çalıştığınız ve katkıda olduğunuzu duymak çok güzel bir şey. Bu da bizim de aslında kendimizi farklı alanlarda geliştirebileceğimizi ya da değişik yollar çizebileceğimizi gösteriyor. Açıkçası yaptığımız bugüne kadar bütün sohbetlerde böyle farklı adımlar, farklı yollar gördük. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Umarım dinleyicilerimiz de aynı şekilde heyecanlanıyordur. Tabii aslında ben bunu da çok şiddetle tavsiye ediyorum. Herkes soruyor, ben 34 yıldır Otosan'dayım. 34 yılda hiç bıkmadın mı aynı şeyi yapmaktan? Hayır, aynı şeyi yapmıyorum çünkü o kadar çok fırsat, o kadar çok değişik alan var ki çalışabileceğimiz, insanların kendisini geliştirebileceği. O yüzden bir örnek olarak beni de alabilirsiniz. Dolayısıyla metot mühendisinden başlayıp proje koordinasyon, işte imalat, fabrika müdürlüğü, tekrar direktörlük, mühendislik direktörlüğü gibi değişik alanlarda her gün yeni sorunlarla, yeni olaylarla karşılaşmak, onları çözmeye çalışmak aslında insanın zinde ve meraklı tutuyor. Evet, o da her seferinde başka bir adım için heyecanlandırıyor. Tabii. Az önce de söylediniz, F-MAX sürecine dairdiniz. Bu süreç sizin için nasıldı, etkileri nelerdi, gelecekten beklentileriniz neler F-MAX özelinde? F-MAX aslında bizim pastanın üzerindeki çilekti. Oraya gelene kadar Ar-Ge yolculuğuna bakarsak aslında biriktirerek, üzerine koyarak geldiğimiz çok büyük bir Ar-Ge geçmişimiz var. 60 yılı aşkın aslında. Anadolu'da başlayan bir hikaye ama benim katıldığım süreç içindeki katkılarımıza bakarsak işte bu bahsettiğim Aşık 198 dediğimiz ilk saç kabinli kamyon projesi. Onunla kamyonumuzu, Ford markasını farklı bir seviyeye getirdik. Arkasından onun motorunu yaptık. Türkiye'de bir ilkti. TÜBİTAK'ın büyük ödülünü aldık onunla. Onunla yetinmedik. Bu yerleşmeyi arttırmak için işte geçen senelerde yerli şanzımanımızı yaptık. O da Türkiye'nin ilk yerli ağır vasıta şanzımanı, otomatik şanzımanı. Tüm bunlara baktığımızda, topladığımızda yürüyerek geldiğimiz sürecin sonunda bir tane de yıldızlı Avrupa'nın yılın kamyonu ödüllü F-MAX'imiz var. O da o yüzden dedim bu pastanın üzerindeki çilek. F-MAX'ten beklentilerimiz çok iyi. Şu an satışları da çok iyi gidiyor. Avrupa'da yüksek bir pazar payına hedefledik. %5'e doğru giden bir planımız var. Geçen seneki yurt dışı satışlarımız yurt içi satışlarını geçti. O da ürünün ne kadar doğru tasarlandığını ve başarılı olduğunu gösteriyor ve başarılı üretildiğini gösteriyor kalite olarak. Onu da söylememiz lazım. Yılın kamyonu ödülünü aldığımız toplantıda jüri üyelerinden bir tanesi, gazetecilerden bir tanesinin kendi küçük bir filosu da varmış. O aracı kullandıktan sonra söylediği şuydu. Bu aracı ben çok başarılı buldum. Ne çok yüksek teknoloji var ne düşük teknoloji var. Tam istediğim gibi ben yolda kalsam ben bunu çalıştırabilirim. Dolayısıyla benim için tam doğru özelliklere sahip doğru bir araç demişti. Belki de başarısının sırrı burada yatıyor. Müşterinin beklediği özellikleri doğru bir fiyatta, iyi bir kalitede verebilmek F-MAX'in başarısını gösteriyor. O da müşteriyi anlamaktan geçiyor. Müşteriyi anlarsanız ona uygun ürünler tasarlayabiliyorsunuz. F-MAX'in belki de Ford Otosan tarihindeki en büyük başarısı bence bu. Ya emek çok büyük bir ekiple her bir parçası tek tek işlenmiş bir yolculuk açıkçası. Ben F-MAX sürecinde çalışmadım ama şu an bile F-MAX ile ilgili bir şey olduğunda ben de heyecanlanıyorum. O yüzden böyle bir süreçte bir ekibin içerisinde olmak, hele de onlara liderlik etmek çok daha heyecan verici bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Zaten öyle anlatıyorsunuz. Evet. Yani sadece F-MAX de değil, yani Ford Trucks'ın dışında bizim şu an Ford Motor Company'ye sağladığımız katkı büyük bir boyutta. 1500 kişinin yaklaşık %60'ı aslında Ford projelerinde çalışıyor. Ford'un bütün hafif ticari vasıtalarını biz tasarladık. Dolayısıyla bu da çok büyük bir gurur Ford Otosan için. Sağladığımız katma değer projelerdeki verimliliğimiz aslında bizi Ford'un ürün geliştirme dünyasının vazgeçilmez bir partneri yaptı. Böyle bir ekiple çalışmak da tabii ki çok zevkli ve gurur verici. Yani Otosan mühendisliği diye bir şey var gerçekten. Ben onu her adımda hissediyorum. Burada dinleyicilerimiz sizi görmüyorlar ama ben sizin yüzünüzden anlatırken bile o süreçteki heyecanınızı görebiliyorum. Sen de dinlerken aynı tepki veriyorsun. Karşılıklı demek ki. Ford Otosan'ı çok uzun süredir içerisinde olduğunuz bir aile. Peki bu süreçte ilk günden bugüne Ford Otosan'daki değişiklikleri nasıl yorumluyorsunuz? Sizin görünüşünüzden Ford Otosan'ın büyümesi nasıl? meşhur bir laf vardır ya, işte o zamanlar buraları dutluktu diye. Evet, Hasan Paşa'nın yan tarafı hemen dutluktu. Öyle bir yerde başladık aslında. Bir avuç 15 kişilik diyelim bir ARGE ekibi bugün 1500 kişiye ulaştı. Birincisi bu, büyüklük açısından tanımlamak gerekirse. 3 tane bilgisayarımız vardı, Boro marka. 2 tane yazıcımız vardı. İşte böyle bir başlangıçtan dijitalizasyonu o zamanlar temel alarak CAD ve CAM konularında hem imalatta hem tasarım bölümlerimizde ön plana aldık ve geliştirdik. Öyle bir dijital başlangıç oldu ama şu an geldiğimiz nokta tabii ki dijitalizasyonda bütün simülasyonları yapabildiğimiz her seviyede, imalattan tasarıma, bilgisayar destekli ortamda çok kuvvetli bir mühendislik ekibimiz var, senin de söylediğin gibi. Her alanda fark yaratıyoruz. İlk dizel motoru biz gerçekleştirdik, yaptık. Ona girmek cesaret ister. Olmaz gibi görünen oldu. Ben tam o diyorum. Bütün problemleri vazgeçmeden sonuna kadar çözmek için çabalamak. Ya şunu duymak beni çok heyecanlandırdı. Sanırım en başta da böyleymiş, şu anda da böyle. Ben 8 aydır buradayım. Her sohbetimizde bunu dile getiriyorum ama şu anda da bir şey yapabilirsek, çok istersek olur diyoruz. Hani farklı zorluklar çıkıyor ama kendi bilgi birikimimize, bizim yanımıza çalışan ekip arkadaşımızın bilgi birikimine güvenerek ya bu neden olmasın diye yola çıkıp üzerine böyle bilgiler koyarak, adımlar koyarak ilerliyoruz. Bunun Otosan'ın en başında da olduğunu duymak bence çok güzel bir şey. Sıla, sana bir şey daha söyleyeyim. Biz Ford Motor Company'yi de etkiledik. Şu an kullandıkları bir moto var. Compete Like a Challenger. Ben de diyorum ki işte tam bu, olmazı oldurmak. Compete Like a Challenger. Olmaz gibi görüneni illa sorgula, niçin olmasın de. Onlar da bizi gördükçe bize benzemeye başladılar. Farklı yönde bir etki olmuş oldu. Evet. Siz kendi yaptığınız bir işten örnek verdiniz. Ben de kendi yaptığım bir işten örnek verebilirim. Biz de böyle parçaların ekip olarak recycle ham maddeden yapılabilmesi özeline çalışıyoruz. Ve gerçekten zorlanıyoruz. Çünkü transitte biliyorsunuz bizden öncesinde ya da sonrasında söz sahibi parça mühendisleri var. Ama ya olur bakın şurasını değiştirirsek, çevreye katkımız böyle olacak, karbon ayak izimiz şu kadar azalacak diye bir şekilde görsellikten ödün vermeden, yani kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden birazcık hani görseli okeyleştirerek çok iyi yerlere gelebileceğimizi gördük. Yani o challenge her zaman devam ediyor. Tabii takip ediyorum çalışmalarınızı. Sürdürülebilirlik zaten bizim şu an bu sene hepimizin scorecard'ına yazdığı önemli maddelerden bir tanesi. Dolayısıyla o sürdürülebilirlik başlığı altında bu tip tekrar kullanılabilen malzemeden üretilen parçalar bizim odağında ve orada daha sayılarını arttıracağız. Daha bugün az önce buraya gelmeden uzun dönem çalışma arkadaşlarımızın birinin gözünde o heyecanı gördüm. Galiba kabul alacağız. Bir parçayı böyle yarı görünür bir parçayı değiştiriyoruz. Işığını gördüm. Onu hala siz de görüyor olmak çok heyecanlı. Peki çevik dönüşüm süreci sizin gözünüzden nasıl? Biraz da onu sizden dinlemek isteriz. Burada mütevazı olmayacağım. Unleash the Potential motosunu ben yarattım aslında. İçinizdeki cevheri açığa çıkarın, potansiyeli açığa çıkarın. Gerçekten benim beklentim çevik dönüşümden buydu. Hatta Koç Üniversitesi'nde master yaparken tezimde bir kısmı buna aitti. Hiyerarşik ve ataerkil bir güç odaklı toplum ve şirket yapısından aslında daha otonom hareket eden, kendi başına karar alabilen, hiyerarşisi yok edilmiş bir çalışma düzenine nasıl geçeriz üzerine yazmıştım tezimi. Dolayısıyla benim için o yönden de çok önemi var. Otosan'ı 95 yılında öyle hayal etmiştim. Ekiplerin daha bağımsız çalıştığı, otonom çalıştığı, kendilerine karar alabildikleri, kendi başlarına karar alabildikleri ve içlerindeki potansiyeli açığa çıkardıkları bir çalışma düzeni olarak. 1500 kişilik bir dönüşümü ülke bazında yapan veya bu büyüklükte Agile Scale dediğimiz başka bir Avrupalı şirket yok, başka bir otomotiv şirket yok açıkçası. Orada da bir ilki başardığımızı ben düşünüyorum. Artık sonuna doğru geldik. 2 yıllık bir süreç olarak geçti. Başladığımızda ben aslında bunu biz 3 ayda bitiririz diyordum. 2. yılı devirdik. İnşallah Mayıs sonuna doğru son yapılanmamızın da ürün geliştirme bazında söylüyorum, tamamlamış olacağız. Şirketimizin genelinde yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz hepsini, bütün yapılanmayı. Dolayısıyla ben senin gibi genç bir yeni hayatının mesleğin başında birisi olarak böyle bir şirkette çalışmak isterdim. Çünkü dinamik bir çalışma ortamını oluşturmaya çalışıyoruz. Herkesin demin de söylediğim gibi takımların içinde bir takım üyesi olarak kendisini değerli hissettiği, katkısını görülebilir olduğu bir çalışma ortamı hedefimiz. Oraya da bence çok hızlı bir adım attık. Hızlı demeyeyim, 2 yıl içinde atabildik ama bu büyüklükte bir şirketin dönüşümü ve örneği yok açıkçası. Dolayısıyla ondan da gurur duymalıyız diye düşünüyorum. Evet, çok haklısınız. Ya evet, az önce şey dediniz hatta senin gibi başlamak isterdim diye. Ben açıkçası şundan çok heyecan duyuyorum. Çünkü Kiminle konuşsam, hangi liderle, hangi ekip arkadaşımla bir araya gelsem herkes şey diyor. Bilgi kimdeyse lider odur. Yani bunu duymak beni şöyle heyecanlandırıyor. Eski zamanda hep çalışma hayatından duyduğum şey vardı. Liderler ne diyorsa o, onun üzerine hiçbir şey söyleyemezsin. Ama ya ben bir şey araştırdım, belki değişebilir. Bakış açısını burada görmüş olmak ve adım atıyor olmak çok heyecanlı. Ben kendi gelecek takım sürecimde de birçok prosese dahil oldum. Farklı değişimleri gördüm. Şu an bizim gelecek takımdaki arkadaşlarımızın süreçlerde birebir imzasının olmuş olmasını görmek bence çok heyecanlı. O yüzden hani kimse böyle lider, evet bir liderlik var ama bunu böyle size baskı kurmadan bu çevik dönüşümde ilerletmek bence çok güzel bir süreç. Senden de bu geri bildiğini almak çok güzel. İyi yoldayız demek ki. Evet, güzel bir süreç oluyor gerçekten. Çok fazla meslek hayatınızdan konuştuk. Biraz da sizi gerçekten bireysel hayatınıza tanımak isteriz. Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz? Neleri dinlemekten, neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Biraz onu duymak isterim açıkçası. Önce o kavramı düzeltmek isterim. Boş zaman diye bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Tembel olduğumdan veya herhangi bir alınganlığımdan değil. Ya insanın boş zamanı yoktur. İnsan iş yaşam arasında hayatını dengeler. O yüzden dolu zamanın işte geçen öbür tarafı boş olmamalı diye düşündüğüm için söylüyorum. Çok güzel düzelttiniz. Teşekkürler. Onu düzeltmek istiyorum. İşte başta ettiğim gibi sosyal birisi olduğum için arkadaşlarımla buluşmayı severim. Yemek yapmayı severim. Müzik dinlemeyi, kitap okumayı severim. Soruyu biraz özelleştireyim o zaman. Hangi tarz müziklerden hoşlanırsınız mesela? Peki. Şimdi çok türlü olacak bu. Kış türlüsü gibi. Şeye bağlı, yani o anki ruh halinize bağlı olarak klasik müzikten caza, rock'a kadar birçok şeyi dinliyorum. Ne bileyim işte birkaç örnek verirsem yaşım ortaya çıkacak şimdi. Dire Straits diyeyim, işte Tom Waits, Eric Clapton. Biz yaşı uyarlamayız onları, merak etmeyin. Ama ne bileyim 30 Seconds to Mars mesela var. Biraz daha bu taraflara gelirsek. Yani dediğim gibi şeye bağlı. O günkü ruh halinize bağlı. Hoşlandığınız şeyi eşlik edecek müzik neyse en güzeli odur. Ben bu sohbetlerde şunu anladım. Sizlerle konuştukça çok güzel müzikler, çok farklı isimler duyuyoruz. Bence böyle ilerleyen zamanda işte herkesin böyle dinlemekten hoşlandığı parça listelerini paylaştığı böyle Spotify hesaplarından listeler yapabiliriz. Güzel fikir. Çünkü çok farklı isimler, müzikler duyuyoruz. Bence bunu bir böyle topluluk paylaşım haline getirebiliriz diye düşünüyorum. O zaman birkaç tane de vereyim sana. Melody Gardo var, Beth Hart var mesela. Belki duymamışsındır diye söyleyeyim onu. Evet, bu sefer yabancı geldi. O zaman bir tane daha böyle özelleştirilmiş bir soru sorayım. Nasıl bir tatil hayal ederdiniz? Daha doğa tatili mi yoksa farklı bir açıdan tatil mi? Tarih tatili mi mesela? Arkeolojiyle çok ilgileniyorum. Onu iyi yakalamış olduk veya bahsedeyim şimdi ondan. Ama ben denizciyim aslında. Ben bir kaptanım. Senede 500 deniz mili yelken yapıyorum. Ege kıyılarını, Akdeniz kıyılarını epey sonuna kadar gittim. Adaları gezdim. Dolayısıyla denizciyim. İsmim de aslında Burak Reis. Oradan geliyor. Öyle demek lazım. Deniz odaklı. Deniz tatili seviyorum. Arkeolojiye çok önem veriyorum. Hem kitap okurum hem mümkün olunca videoları izleyip oradaki insanlar nasıl yaşamış onları hayal etmeye çalışıyorum. Yani bu benim de aslında çok düşündüğüm bir konu. Bu arada ben de asla bir yazı denizsiz düşünemiyorum. Ama bir arkeoloji gezisi yaptığımda da hep şey diyorum. Keşke bu anki halimle o zamana gidebilsem ve o insanlar nasıl yaşamış bunlara bakabilsem. Yakın zamanda bir Hatay Arkeoloji Müzesi ziyaretim oldu. Şey dedim ya nasıl yapmışlar? Şu an bile bir şeyin böyle kuş bakışı görseli olmadan yapmakta zorlanıyoruz. O zaman o mozaikler nasıl düzenlenmiş, nasıl tasarlanmış beni çok heyecanlandırmıştı. Biraz da mühendislik tarafı mesela hala araştırıyorum. Piramitler nasıl yapıldı? Evet. O taşlar oraya nasıl çıktı? O taşlar nasıl kesildi? Hangi teknolojiyle kestiler? Mühendislikle birleşerek arkeoloji böyle hala araştırıyorum. Evet, hepimizin merak ettiği bir konu oluyor. Daha önce de diğer liderlerimizdeki sohbetlerimizde de sordum. Kimlerden ilham alıyorsunuz ya da nasıl ilham alıyorsunuz? Aslında ben işini ustalıkla yapan herkesten, yaratıcı olan herkesten ilham alıyorum. Bunu pek eşime söylemedim ama eşim bana çok ilham verir mesela. Bale sanatçısı olduğunu söylemiştim. Parmak uçlarında geçen bir hayat, müzikle hareketi harmonik olarak yorumlayabilen güzel bir hayat. Bunu yapabilmesi bana çok ilham veriyor. Benzer şekilde işin ustalıkla yapan hattaki bir makine operatörü. Tezgahının sesini dinleyip nerede hata verecek, iyiye mi gidiyor, bir sorun mu var bilebilen yetkinlikte. İşini sanatla yapabilen diyeyim ben. O yüzden benzerlik kuruyorum. bireysel sanatta belki. Yani bir yaratıcılığı içinde olan herkes, işini ustalıkla yapan herkes bana ilham veriyor, öyle söyleyeyim. Eşinize söylemiyor olabilirsiniz ama ben şöyle bir tüyo vermek isterim. Sizle tanıştığımız geçen sene Gelecek Takım programımızda o zaman da bunu söylemiştiniz. Öyle Eşimden mi? İlham alıyorum demiştiniz. Peki. Evet. Belki buradan çok hoş bir gönderme olmuş oldu. Selam oldu. Evet, öyle olmuş oldu. Teşekkür ederim hatırlatmıştım. Tüm sohbetimiz boyunca aslında sizden çok fazla tavsiye duyduk. Ama yine de kariyerine yeni başlamış, benim gibi belki çok daha başında olan arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ya da başlayacak olan kişilere, bizi dinleyenlere nasıl tavsiyeler verirdiniz? İşinizi severek yapın. Sevmediğiniz işi de yapmayın. Demin bahsettiğimiz gibi Otosan'da o kadar çok olanak, imkan var ki baktınız hakikaten o yaptığınız işi severek yapmıyorsunuz. Sizi mutlu etmiyor. İşinizi muhakkak değiştirin. Mutlu olacağınız bir yerde olun. Mutlu olursanız işinizi doğru yaparsınız, verimli yaparsınız, başarılı olursunuz. Yoksa kitlenip ben işte şu tarihte buraya gideceğim, bu basamağa çıkacağım, kariyerim şöyle olmalı diye kendinizi kasmanıza gerek yok. İşinizi severek, mutlu olarak yaparsanız, gönülden yaparsanız muhakkak başarılı olursunuz. Sevmiyorsanız da işinizi değiştirin. Bunu dile getirmeseniz de şu sohbetimizden zaten gerçekten mutlu olarak, severek çalışmanın önemini bence dinleyicilerimiz de anlamıştır. Çünkü ben bayağı hissettim bunu burada. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim Sıla. Merhaba, ben podcast serimizin 3. yayınında eşlik ettiğiniz için ve bu keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Sizinle bu sohbeti gerçekleştirmek benim için çok mutluluk vericiydi. Umarım dinleyenler için de o kadar keyifli olmuştur. Çok teşekkür ederim.